Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mi Computer Monitor lightbar isimli ürünün kutu açılışını ve tanıtımını yapacağız. Kutumuzu isterseniz şöyle göstereyim dışarıdan. Şu şekilde son derece zarif bir kutusu var. Kutu üzerinde şurada ilgili bilgileri yazıyor. Aydınlatma açısı 110 derece. Rated input yani input değeri 5 volt ya da 1 amper e renk sıcaklığı 2700 ile 6500 Kelvin arasında ve USB Type C ile bağlantı sağlayabileceğimizi gösteriyor. dilerseniz daha fazla uzatmadan direkt kutu açılışına geçelim. Kutumuzu açtığımızda karşımıza şu şekilde detaylar çıkıyor. Yani monitör light bar'ımız, monitör light bar'ımızı tutacak tutamaç yani aparatı ve e, monitörün kendi uzaktan kumandası aslında orta kısımda da garanti kartı ve kullanım kılavuzu çıkıyor kullanım kılavuzunun altından ise monitörümüz e, light barımızı e, ilgili USB'ye veya artık monitöre nereye bağlayacaksanız bir tarafı Type-C diğer tarafı USB olan bir bağlantı elemanı çıkıyor e, buradan isterseniz detaylara geçelim Şimdi öncelikle bu tutma aparatı ile başlayacağım. Tutma aparatımız metal yapıda ve son derece ağır. 304 yani nereden baksanız 300 gramı vardır diye düşünüyorum. Bu ilgili alandan zaten light barımızı bağlıyoruz. Burası magnetik ve şey light barımız direkt buraya oturuyor. Herhangi bir sıkıştırma vesaire yapmadan. Aynı zamanda şöyle esnek bir yapıya sahip belli bir açıya kadar da genişletip alçaltabiliyorsunuz şeyini oturtma yerini. Aynı zamanda şurada şeyini de gösterirsem şurada Type-C yuvası var. Demin gösterdiğim bağlantı elemanının Type-C ucu buraya giriyor. Diğer USB ucu da artık siz direkt kasaya mı monitörünüze mi nereye bağlantı yapmak istiyorsanız oraya bağlamanız gerekiyor. Bunun haricinde dediğim gibi uzaktan kumandası var. Aslında çok da şık ve wireless herhangi bir kablo ihtiyaç duymuyor. Bu arka tarafında iki tane AAA yani ince kalem pil dediğimiz pille çalışıyor. Ee, ve çalışma mekanizması da şu şekilde. Ee, tek bir basışta aç kapa yapabiliyorsunuz. Standart sağa sola döndürdüğünüzde ışığın parlaklığını azaltıp arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda bastırarak sağa sola döndürürseniz demin bahsetmiş olduğum 2700 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında bir renk sıcaklığı değeri elde edebiliyorsunuz. Yani bu da sarı ışıktan beyaz ışığa doğru bir geçiş aslında. Burası tamamen siz nasıl tercih ediyorsanız ona göre ayarlamanız için bir fırsat veriyor size. Onun haricinde zaten ana parçamız olan light bar'ımız mevcut. Bu light bar'ımızı da şöyle bir göstermek isterim etrafını. Şu şekilde zaten buradaki ilgili yerler demin dediğim gibi bu tutamaç aparatın e, buralarına yerleşecek. E, bu şeye baktığımız zaman detayına indiğimiz zaman e, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada 80 tane 0.2 wattlık ledin yerleştiğini görebiliyoruz. X10 e, ile 40 derece sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabiliyor. Gövdemize baktığımız zaman uzunluk olarak 45 santimlik bir uzunluk sunuyor ve şurada 2.3 milimetre çapılı bir aslında dairesel formu var diyebilirim. Zaten birazdan monitöre bağladığımda da detayları yine konuşuyor oluruz. Bunda şu anda bahsetmek istediğim bu arkadaşlar dizüstü bilgisayarlar için uyumlu değil. Çünkü şu arası belli bir kalınlığa sahip olmak durumunda. Bu yüzden sadece monitörler için tercih edilebilir. Bunu da söylemiş olalım. Dilerseniz şimdi monitörümüze ilgili bağlantıları yapıp monitörümüze takıp öyle devam edelim. ilgili bağlantıları yapmadan önce tabii ki önce jelatinlerimizi Çıkartıyoruz. Evet, demin bahsettiğim gibi buraya Type-C kablosunu takmamız gerekiyor. Type-C kablomuzu açıyoruz. Type-C giriş yerine şuraya şu şekilde bağlantısını yapıyorum. Ve son olarak da light barımı alıyorum ve buradaki zaten gösteriyor size eksi ve artı kutuplarını e, buradakilerle aynı yere denk getirmeniz gerekiyor şu an doğru ve zaten yaklaştırdığım an direkt üstüne oturdu bile e, şu şekilde elimle 25 derece açıya kadar döndürme sağlayabiliyorum Dilerseniz şimdi monitörümüze geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba monitörün bağlantısını yaptım ışıkla şimdi dilerseniz e, nasıl çalıştığını hep birlikte görelim e, uzaktan kumandamız burada tek dokunuşta zaten yanıyor görmüş olduğunuz gibi e, başta da bahsettiğim gibi bütün işlemleri buradan yapabiliyoruz zaten sağa sola hiçbir şey yapmadan döndürdüğüm zaman görmüş olduğunuz gibi ışığın parlaklığı artıp azalıyor. Yine bastırarak bu aynı döndürme işlemini yaptığım zaman şu anda mesela ışığımız beyaz daha sarı renk tonlarına geçirebiliyoruz. Bu şekilde yine aynı anda bunun parlaklığını arttırabiliyoruz. Zaten kapattığımla açtığım arasında hani renk farkını görebiliyorsunuzdur. Çalışma ortamınızı son derece güzel aydınlatıyor bu noktada hani daha uzun kullanmadım tabii ki ama bana yeterli olduğunu söyleyebilirim. Benim masam öyle çok büyük bir masa da değil ama büyük olduğu takdirde de işinizi görecektir. bir tek şöyle bir dezavantaj söyleyebilirim. benim monitörüm kört bir monitör olduğu için burada aslında biraz aydınlatmanın açısında problem olduğunu düşünüyorum hani Normal bir düz monitörde biraz daha kendime doğru açı verebilirdim fakat Kört monitörde bu açıyı tam veremiyorsunuz. Biraz daha sanki direkt bilgisayar ekranına veriyormuş gibi gözüküyor ama şu anki açıda da son derece benim için yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum atmayı unutmayın.